Fatma abla bir baygınlık geçirmiş yan stüdyoda ama değerleri iyi diyor. Kim var yanımda? Hüseyin var yanında. Hüseyin ne yapıyorsun benim kayıpçım? Hüseyin'e bayılırım bile sana. Arıyor ya sokak sokak. Hüseyin! İstiyor ya kadın abi. Hüseyin, he? He? Hayır hayır Hüseyin neredeydin? He iyi. Tamam yanında iyiymiş kayınvaliden Muammer merak etme diye sana söylemiyorum. He? Beni ilgilendirmiyor. Yani iyiymiş yani tansiyonu şekeri falan iyi ama. Yalnız. Büyük olasılıkla bana ruhsal olarak böyle ara ara bir bayılma şeklinde. İyi kardeşinin cesediyle yaşarken böyle bu kadar çok ayılıp bayılmış. Evet. Yani o kadar ağır travmalar yaşarken o kadar zorlandığını ifade ediyor. Ben de dedim daha güzel haber vereceksin herhalde. Kabul edersek. Orada böyle şeyler yaşamamış. Burada formalite bu abla. Formalite bu. Peki siz evlendiğinizde de böyle bayılır mıydı? Bayılırdı hep bu. He? Bayılırdı. Hemen hastanede ölüyorum gelin, ölüyorum gelin. Hep öyleydi o. Peki başta inanıyordunuz herhalde, gidiyordunuz. Başta inanıyorduk, sonra zaten götürmemeye başladım. Ölürse ölsün diyordum. Tövbe yarabbim. Sen İnan ki öyle diyordum abla, ne diyeyim şimdi? Haftada 3 gün hastaneye gidilir mi? Gecenin birinde ikisinde ölüyorum. Bin arabaya git, ölüyorum bin arabaya git. Yeter ama. Şimdi tabii hastaneye gittiğinizde de ciddi bir şey olmuyor, hemen problem çıkıyor. Olmadığı ortaya çıkınca siz de yoruluyorsunuz. Bakıyorum bunun sabahleyin eve gelmiş. Sağ bir takım sıkıntılar yatıyor. Takmışlar ama serumu, sabahleyin eve göndermişler. Ya hani sen ölüyordun ki? Öyle hissediyor demek ki. Öyle hissediyor. Ben de en sonunda dedim anan ölürse ölsün dedim, bir daha götürmem dedim. En son bunu dedim yani. Ya biraz hocam senin kayınvalidenle arandaki, elimde de çiçekler vardı şimdi çok güzel hediyelerimle, onu da söyleyeceğim öyle gireceğim. Peki senin kayınvalidenle bu bağın ne zaman koptu? Ne zaman mı koptu? He. Bilmiyorum ben onun yüzüne dedim, ben seni sevmiyorum dedim, ben de seni sevmiyorum dedi. Gelme benim zaman? Evime İlk dedim. Başta öyle değildi anladığım kadarıyla. 3 sene sonra bağlar kopmaya başladı. Çünkü senin eşin de çok hanımefendi bir kız, ben onu çok seviyorum. Biz kayınpederi eve her zaman çağırırdık, karın alma ya diyordum, kafamızı şişiriyor. Ben açık açık kayınpedere de söylüyordum, kızı söylüyordu. Eşim seni istemiyor. Kayınpederini istiyordun, kayınvaliden istemiyordu. İstemiyordum, eşim diyordu annesine, eşim seni istemiyor diyordu yani. İstemiyordu, açık ama açık söylüyordu. Ama benim anladığım kadarıyla böyle ben mesela kayınvalide istenmez falan şeyine karşıyım. Yani sen bir süreçten sonra bunu yaşamaya başladın. Ah ne süreçlerden geçtik o var ya o abla. O öyle bildiğim bir insan değil ya. İstemeye gittiğinizde falan mesela kızı. Yok istemeye gitmedim zaten ya. Kaçırdım ben. İstemeye gitmedim. Niye istemeye gitmedin? Tamam gel dediler, ondan sonra vermeyeceğiz dediler. Neymiş, içki içiyormuşum. O zaman kahve çalıştırıyordum. He. Yok içki içiyormuşum ben, yok onu yapıyormuşum. Ben de kızına dedim geliyorsan gel dedim, gelmiyorsan söyle dedim. O da gelirim dedi. Zaten aldım gittim. Bayağı bir konuşmadım zaten. Geliyordu bırak kızımı eşini, geliyordu bırak kızımı eşini. Öyle bir kaynana bu. Ha sen oradan daha başladın. Daha oradan sevmiyordum. Ama sen orada haksızlık etmişsin kızı kaçırarak. Neden haksızlık ettim abla, Merse'ydi o da. Ne turşusu? Fatma Kara da Muammer'in kız istemeye gelirken bir bidon turşu getirdiğini söyledi. Onu da bize şöyle sordu. Bir kızı istemeye gelirken ne getirirsin? Çiçek getirirsin, çikolata getirirsin. Bilin bakalım benim bu damat ne getirdi? Yalan söylüyor abla. Ne getirdi Fatma abla? Bir bidon turşu getirdi. Gel de şimdi sev bu damadı. Yani her şey bir bidon turşuyla başlamış Müge Hanım. Bak şimdi abla ben evlenmeyi düşünmüyordum. Ben evlenmeyi düşünmüyordum. İlla kız göstereceklermiş bana. Ya ben evlenmek istemiyorum dedim. Askerden geleli de 3 ay oldu da. Yok görmeye gideceğiz. Akrabalar da var. Acılı turşuyu seviyormuş bu. Fatma Hanım. He, ben yine bir Demet Karanfil aldım. Verdim bir yığın para. Ama görmeye gidiyorum sözde. İstemeyerek gidiyorum. Götürdüm çiçeği eşime dahi al çiçeğini dedim. Geçtim odaya ben direkt yani. Doğru düzgün konuşmamıştık bile. Biz zaten bir haftada tanıştık evlendik. Evet, o zaman sen de böyle bir kızı görünce beğendin yani. Bir hafta yani. Anladım. Evet, ama hakikaten de turşu, herhalde turşuyu şıklık olsun diye. Abla getirmiş. Ben bunu istemeye gelin dedi bunlar. Gideceğiz. Anam benim bir fıstıklı lokum yok. Pembe lokum bir saydı. Ana dedim nereye gidiyoruz dedim. Ordu mu doyuracağız dedim. Bu kadar alınmaz dedim yani. Hepsini hazırladım. Ertesi gün istemeye gideceğiz. Bu dedi gelmeyin vermiyoruz dediler. Sen vermiyorsan ben de kaçırırım dedim.
kendi kendime. Ben de aldım gittim. Ondan sonra geldi kendisi barışma. Aynı barbi fazla fazla götürsün insan. Benim olsa, oğlum olsa ne varsa elimde götürmek isterim yani. Ne var? Şıklık kızı olur. Mutlu edin. He. He anladım. Bakayım ben. Öksürüyor. Ha Fatma Hanım'ın gene sesi gitmiş anladığım kadarıyla. Takın.